Avukat Merve Aygün eşlerin ayrılmasıyla birlikte eşlere tanınan nafaka hakkında açıklamalarda bulunarak tedbir nafakası taraflar boşanmadan yahut boşanma davası açmadan kadın ya da erkek tarafın diğer eşten istenebilen nafaka türüdür dedi. Eşler arasında mahkeme kararıyla hükmedilen nafaka türleri tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedbir nafakası taraflar boşanmadan yahut boşanma davası açmadan kadın ya da erkek tarafından diğer eşten istenebilen nafaka türüdür. Burada kişinin cinsiyetinin hiçbir önemi yoktur. Tamamıyla kanun bunu eşlerden herhangi birine özgülemiş ve şart olarak da kişinin sosyal ekonomik durumunun diğer eşten daha düşük olması olarak belirlemiştir. Bunun yanı sıra boşanma davasının bitmesinin ardından karar kesinleşip tarafların nüfusu ayrıldıktan sonra Kadına yahut erkeğe hükmedilen nafakaya ise yoksulluk nafakası denir. Tabi biz bunu toplumda kahire ekseriyetle kadın tarafından alındığını görmekteyiz ama kanun, kanun nezdinde bunun erkek ya da kadın olarak bir cinsiyet ayrımı olmadığını söylemek isteriz. Dediğimiz gibi eşlerden sosyal ekonomik durumu diğer eş e nezdinde daha düşük olan taraf bunu erkek yahut kadın fark etmeksizin diğer eşten talep edebilmektedir. Tedbir nafakası davası kişilerin boşanma davası açmaksızın ayrı yaşamaları sebebiyle diğer eşten talep ettikleri bir nafaka türüdür. Tedbir nafakasında hakimin kişilerin kusuruna bakmaksızın erkek yahut kadının ne sebeple ayrılığa karar verdiğine bakmaksızın yani burada e, kadın evi ayırdıysa burada kadının haklı bir nedeni olmak zorunda fakat ilk aşamada kusura bakılmadığını söyleyebilmekteyiz. Tedbir nafakasında kişilerin ispat etmesi gereken en temel şey sosyal ekonomik durumunun ayrılık nedeniyle henüz boşanma gerçekleşmemişken ama erkek eşten yahut kadın eşten evini ayırması nedeniyle meydana gelen bir maddi gelir azalışı sosyal ekonomik durumda bir azalış e, ispatı gerekmektedir. Bunun yanı sıra tedbir nafakası eğer boşanma davası dışında ayrı bir dava olarak talep edildiyse davayı açan kişinin artık e, ayrılıkta haklı olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Eğer ki evi ayırmakta yahut aynı çatı altında fakat farklı odalarda karı koca hayatını bitirerek yaşam başladıysa biz buna fiili ayrılık diyoruz. Fiili ayrılık durumunda kişi eğer ayrılığı haklı bir nedene dayandırıyorsa artık karşı taraftan tedbir nafakası talep edilmektedir. Adı üzerinde bu tedbiren ödenen bir nafakadır. Boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte, yani tarafların boşanmasıyla birlikte artık tedbir nafakası ödenmeyeceğini de belirtmek isteriz. Kişi tedbir nafakasının bitiminin ardından bir yıl içerisinde eşine karşı yoksulluk nafakası adını verdiğimiz halk nezdinde de süresiz nafaka olarak bilinen nafaka davasını açabilecektir. Yoksulluk nafakası davası ise gerek boşanma davasıyla birlikte boşanmanın gerçekleşmesinin ardından Gerekse boşanma gerçekleştikten sonra bir yıl içerisinde açılabilen bir nafaka türüdür, nafaka davası türüdür. Yoksulluk nafakasında e, konuşmamızın başında da belirttiğimiz gibi cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır ama ekseriyetle biz bunu fiiliyatta kadınlar tarafından alındığını, boşanma nedeniyle sosyal ekonomik durumu düşmüş karşı taraftan ekonomik destek alması gereken kadınlar tarafından talep edildiğini ve mahkeme tarafından hükmedildiğini görmekteyiz. Ancak Türk Medeni Kanunu uyarınca bunun erkek yahut kadın olarak bir ayrımı bulunmamaktadır. Yoksulluğa düşecek olan tarafın talep etmesi yeterlidir. Yoksulluk nafakasında ispat edilmesi gereken husus boşanma nedeniyle nafakayı talep eden kişinin sosyal ekonomik durumunda bir değişim meydana, azalış meydana gelecek olmasıdır. Yoksulluk nafakası çocuklara değil, aile bireylerine değil, anne yahut babaya yahut kardeşe verilen değil, yalnızca ve yalnızca Boşanmanın tarafı olan eşe hükmedilen bir nafaka türüdür. Bu nedenle halk nezdinde de az evvel belirttiğimiz gibi süresiz nafaka olarak bilinen yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu'nda belirli bir süre öngörülmeksizin hükmedilebilmektedir. Ancak burada yine de mahkemelerin, evlilik süresi, tarafların kusur durumu gibi e, hakimin vicdani ile birlikte nafakayı süreye bağlayabileceğini söyleyebilmekteyiz. Her ne kadar kanun hakim süresiz olarak nafakaya hükmedebilir şeklinde hakime bir e, takdir hakkı, takdir yetkisi tanımlaması olsa da sosyoekonomik düzenin e, kadın ve erkek nezdinde eşitliği e, bulması nedeniyle e, bulması amaçlandığı için hakimler tarafından ekseriyetle biz hükümlerde süresiz olarak hükmedildiğini görmekteyiz. Peki yoksulluk nafakası yahut tedbir nafakası hangi hallerde sona erer? Bunu izah edecek olursak yoksulluk nafakası olarak bahsettiğimiz süresiz nafakanın boşanmanın ardından kişilerin nüfuslarının ayrılması, kadının kendi eski soyadına dönmesi gibi durumların ardından ödenen yoksulluk nafakası kadının ölümüyle sona erer yahut kadının yeniden bir resmi nikahlı evlilik yapmasıyla kendiliğinden sona erer. Ancak kişi eğer resmi nikahlı bir evlilik yapmıyor, bir birliktelik yaşıyorsa bunu resmiyete dökmeden e amiyane tabirle dost hayatı olarak belirttiğimiz bir yaşam tarzı sürüyorsa artık burada nafakanın kendiliğinden sona ermeyeceğini belirtmek isterim. Çünkü e, genelde halk tarafından yanlışlığa düşülen, e, yanlış olarak bilinen bir gerçektir ki nafaka kişinin başka bir kimseyle yaşam sürmesiyle birlikte sona ermez. Kendiliğinden sona eren hallerden birisi ölüm, diğeri ise resmi evliliktir. Eğer ki kişinin başka bir kimseyle evlilik hayatı sürdüğünü ama bunu resmiyete dökmediğini biliyorsanız bunu artık dava açarak yoksulluk nafakasının sona ermesini talep ederek ispatlamanız gerekmektedir. İkinci olarak eğer ki kişi evlilik e, süresince çalışmadı yahut boşanmanın ardından nafaka alırken sigortasız olarak çalışıyor diyelim. Bunu e, ispat edebilmeniz açısından ayrıca bir dava açmanız gerektiğini de belirtmek isterim. Müzik